Her insanın olduğu gibi markanın da kendine has bir karakteri, bir öyküsü vardır. Sonra bunlara bir kimlik kazandırılır ve sadece kişiye veya markaya özel olmuş olur. O zaman markamızı oluştururken ilk önce markanın ortaya çıkma hikayesi hazırlıklarına başlamak gerekecek. Marka kimliği nasıl tasarlanır? 1. Logo. Logonuz marka kimliğinizin yapı taşıdır. Markanızın kimliği bu logo olacak. Tasarlanan logonuzun her zemine uygun kullanımı olmasına dikkat edin. 2. Web sitesi ve sosyal medya. Özellikle bir çevrim içi işletme veya dijital ürün çalıştırıyorsanız, müşterileriniz sizinle iş yapmaya karar vermeden önce web sitenizi mutlaka kontrol edecektir. Bu yüzden teknolojik gelişmelere karşı güncel olması sizi öne taşır. Akıllı telefonlara, tabletlere ve her boyuttaki bilgisayar ekranı ölçülerine uyumlu olarak her tür arama motorunda kolaylıkla açılabilmelidir. 3. Ürün paketleme. Ürününüz fiziksel bir ürün ise ürününüze uygun doğru paketleme ile müşterileri hem markanıza çekebilir hem markanızın online ticaretteki oluşacak güveni sağlamlaştırılabilir. 4. Kart vizitler. İyi tasarlanmış bir kart vizit potansiyel müşterileriniz veya iş yapacağınız firmaların gözünde sizin hakkınızda olumlu fikrini pekiştirme şansı sunar. Kart vizit tasarımı basit ve minimal olmalı. 5. E-posta tasarımı. E-posta, müşterilerinize kendinizi hatırlatmanız ve işletmenize online yönlendirmenin harika bir yolu. Kişisel bir bağlantı kurmaya çalışıyorsanız, mail içeriğinizi kısa, net ve ilgi çekici tutun. Kolayca okunabilir ve taranabilir olması sizi aramalarda daha fazla görünmenize katkı sağlayacaktır. Bunların sonunda marka kimliğinizi hayata geçirmek ve bir marka olarak kim olduğunuzu sektörde kullanılabilecek somut tasarım varlıklarına dönüştürmek üzere bir grafik tasarımcı ve marka danışmanı ile çalışmak üzere işi uzmanlarına bırakmalısınız. Hatta bir mağazanız varsa da görsel mağazacılık ile ilgili uzmanlaşmış bir kişiyle çalışmanız artı bir değer sağlar.